Şimdi bu arkamızdaki kasayla bütün samanları toplayacağız. Çok büyük bir para vermez belki ama az da olsa para paradır abi. 1 milyon 200 bin euro borcu var bu oyun. Anla avradın, hayır. Oh. Bir orayı topluyoruz, bir burayı topluyoruz arkadaş ya. Gitti gelmez dediğimiz olaylarımız görmez. Kamyon nerede kardeş? Ne olduğunu anlamadım ki. Hadi. Ay maşallah. İşi bitince burası tamamlanır. Şimcik. Ne oluyor ya? Çak entra. Dokuyalım samanı kardeş. Vallahi iyi topluyoruz ha. Kapatıyoruz. Bakalım Mehmet Efe Babacan bizi takip etmiş.
Sağ olsun, var olsun diyelim. Abi ne samanmış bu da ya. Dıştan içe doğru. Hop. ₺35.000 oldu mu mevzu biter. Kamyonum nerede? Doldursun bakalım şimdi. İlk 30 bini çıkarttık diyelim. Gerçekten ilk 30 bini aldık. Tamam, sen dur orada. Nerede benim? Nerede benim 50 de gram brasam? Hoppa. Nişanı aldın. Sen devam ediyorsun. Öbür biçerin işi bitti sanırım. O bittiğini sanıyor. Çalış, B'ye bas.
yardırıyoruz şimdi. Oğlum toprak yol, moprak yol alayını kullanıyoruz ha. Oğlum direkt çaprazdan yardırıyoruz ha. Hemen gidelim. Şimdi samandan kazanmıyordum diyeceğim ama para bayağı artıyor lan. Ben saman kazandırmıyor diyemem yani. Vallahi bu işi yani burada bu pislik durmasın. Toplayalım gitsin.
Evet. Doldur iyiydi o. Atlayarak gidelim ya, sarmal yapalım, daha kolay manevra alırız. Doluyor, doluyor, doluyor. Doldur bakalım yiğidim. Bundan sonra bu döveri takip edeceğim zaten.
hemen şu samanı gidip koyalım yerine. Her getirdiğim kasada 2500 falan alıyorum galiba ya. Üç bin.
Oğlum samandan 3000 götürüyorum ben malı ha. Yani şu aldığımız, arkaya aldığımız kasanın parasını tek turda çıkardı. Aslında zaman kaybetmeyelim. Bu da oradan başlasın. Tek kasada bu tarlayı alabilecek miyim acaba? Alır mıyım, alamaz mıyım? Alır mıyım, alamaz mıyım? Alır mıyım, alamaz mıyım kardeş? Ben şimdi bunu boşaltayım.
Oradan da öbür tarlaya geçerim işte. Of. Dön ulan dön. Hadi oğlum. Güzel. Bayağı saman çıktı lan. Dolu tankla 2 dakika bekleyiversin orada hocam.
Yulaf, sonra arpa, sonra buğday. Kestirmeleri de çözünce hareket etsin bir göreyim. Oğlum daha çok zaman çıkarla buradan. Şıkır şıkır gidiyoruz. Şıkır şıkır. Güzel. Yani 35 bin iyi şimdilik.
Bir sonraki ekim turunda mahsul artar. Boşaltalım onu oraya. Şu alet nerede? Bin. Opa. Bu sefer biter mi dersin? Oğlum 3 tur saman çıktı ha. Bu arazi büyükmüş. Ulan hep bir tane atlayarak gideceğim ben ya. Oy oy oy. Abi bu bir şaka mı? Vallahi 4 sıra kaldı. Ama tabii daha burası var. Bir de öbür tarla var. Bitmeyen tarla yaptılar kardeş. Ben ne yalan söyleyeyim, samandan kazanmıyorum desem yalan olur. Kazandım yani.
Bak aksın paralar. Bine yaklaşacağız biz. Yani bu tarlayı yaptıktan sonra %90 ihtimalle zaten bu kasa dolmayacak. Öbür tarladan da biraz alacağız. Yardımcı ığı çalışmayı bitirdi. Şu çayır açımına bıraktığım malı da alayım. Evet. Malı olabildiğince topladık. Hiç de fena değiliz.
bir bakacağım yulafıma. Ya arkadaş, iki turda biter diye hevezet duydum ama sanma Ermuni. Bakalım, bakalım. 47. 50.000'i geçti, güzel. Yok yok. 60 küsür bin olacak bu. Bana sorarsan biz bu samandan güzel para indirdik. Güzel. Sakin, sakin, sakin. Dönüyoruz. Şuradan başla hemen malı toplamaya yine. Samana ihtiyacı olan hayvanımız olmadığı için şimdi bulduğumuz samanları satacağız.
Çok iyisin be koçum. Şimdi içeride ver orayı bitiriyor. Yavaş yavaş, mesafe yakın abi. Burası... Hop. Aa, bitmiş lan. Makine mort olmuş. Şimdi bunu götürelim. Bu niye durdu lan?
Ya o kadar da ince ayara gerek yok abi ya. Geliyorum lan, yavşak içeride ver, bekle. Niye dönüp duruyor bu alet ya? Ektiğimiz bütün arazilerden malı topladık. Ne kaldı biliyor musunuz? Son arazinin samanını toplamak. Bu aletler yine arıza yapıyor her zamanki gibi de.
Ya el mahkum yapıyorsun tamirat tadilat. Devam. Devam çe. Şimdi benim şöyle bir avantajım var. Onu götürür bırakırız zaten. Beklesin kamyon orada. Samanla ilgili olan son arazim şu an. Aynı şekilde bir sonraki tur yine. Devam et. Hop 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 hop, kaçırma. Gayet iyi ilerliyorsun. Bunu da alıyoruz. O traktörü tamir ettireceğim. Onun arkasındakini de tamir ettireceğim. Onlar öldü. Yani samanın öyle kılını tününü yününü toplayacağım diye bir yerimi yırtmıyorum arkadaş.
Kopart bizi disk şokey. Sen Action Yılıf abisi. Hızı düşmeye başladı. Ya. Neyse bu turu yaptıralım. Ondan sonra bu arkadaşı daha tamir ettireceğiz. Evet. Hekim hazır. Yapıştır.
Bunlar otomatiğe vurduğuna göre ben gidip şunu boşaltayım abi. Siloya boşaltıyorum ve siloda 60 küsür bin olacak şimdi. Ama 66 bin abi 100 binlik silo olduğu için bir sonraki yani şu yaptığımız ekimin hasadında artacak mal. Şimdi bak, bu burayı yapıyor. Ona bitene kadar bu burayı bitirir. Ekstradan adam şey ettirip de para harcamaya gerek yok kardeş. Şimdi buğday falan ekeceğim. Boşuna para da harcamak istemiyorum ama. Abi yani 98 bin liralık o ekim makinesi yani bir sonraki tıkta alırız. Bir de kasada para dursun çünkü herbisit bitiyor, gübre bitiyor, bunların hepsi masraf abi. Şimdi benim bu mibizer miydi lan ne, yok pulluh pulluh. Bak 140 beygirle çekiyormuş bunu. 5 metre. 6 metre 180 beygir. Ama bir de ekiyor. Bak bu 240 beygir 4 metre. 8 metre. Sağ ol ben almayayım kardeş. Pulluklara gel. Şu kaç metre abi? 6 metre. Bu kaç metre? 8 metre. 400 beygir istiyor bak şu. 400 beygir. Bizim şu lizatlar kaç metreydi abi? Bak. 9300 7,4 metre olan bu oha 9 metreliği de var. 300 beygir diyor lan oğlum bizim traktör kaç beygir?
250 küsür beygir. 250 küsür beygirlik traktörle bunu zaten kullanamazsın. Yedi metreymiş zaten kullandığım abi. Ya ben alacaksam bunu alacağım bak. Kıp 7.4, 9.4. Gel garaja. 7.4'ler. Traktörün çekmesi lazım 9.4'ünü. 9 metreliği çok daha hızlı yapar o işi ama 300 beygir güç istiyor. Küçük traktörle bunu yapabilir misin? Şimdi 145 beygirlik bir traktörü 101. Orta traktörlerle olacak bu iş abi. Abi 300 beygir gücü üretmek çok zor ya. ...210 beygir... ...250 beygir. Aha bu işte. Aha bu. O makineyi bu çeker çekerse fiyata bak. 211 bin traktör. Onu çekecek traktör nerede lan bizde? Ya bir de şöyle düşün. Kulluğu açıyoruz abi. Biz o traktörü bok alırız. Evet. Çiçek, çiçek. Şimdi çalıştır, gönder. Bunu tek seferde gitse ne güzel olur var ya. Oldu. O bug'dan kurtardık. Evet, devam ediyoruz. Bu da son turunu yapıyor. Bu traktör arıza yaptı da bence arkadaki makine de montladı.
Bak şunu tamirata sokalım. Ha gayret tamirat. Aferin sana. Bu lafları ek. Senin işin bitecek yakında. Bu 7 metre. Bunun 9 metresi var. Öbür gerizekalı demek ki bu değil. Ben çok güveniyorum bu traktöre ya. Aferin sana. Bunun işi bitmek üzere. Bunu güçlendirebilirim. 260 beygir yapabilirim.
şunu güçlendireyim ya. Ayarlara gideyim. ...261 beygir. Dönelim. Evet, iyi gidiyoruz şu an. Bakalım neler olacak daha. Şimdi bu bitiyor. Öbür arsaya geçeceğiz. Evet, yulaf ekmeği işi devam. Valla bu da burayı bitiriyor ya.
Yürü kardeş. Evet, bu arazimizi de bitiriyoruz. Yardır bakalım. Çok güzel.
Hadi gidelim. Valla o oda nasıl kuruluyor? Hiçbir fikrim yok. Bence alır mı 3 palet? Bence alır 3 palet ya. Alır alır. Nasıl satayım? Gübre işinden zaten sen devam ederken ben şunu bir çalıştıram. Tamam.
Yapıştır. Lan. Burada baga giriyormuş. Bu bayağı iyi gidiyoruz ha. İşte malzeme bitti, elde de para bitti anasını satayım. O muhabbet olmasaydı şu küçük tarlaya bir operasyon çekecektim ben ama kısmet değilmiş. Bagajdan bahsetmiyor. Bin litre. Bak şu bin litrelik olandan alabilirim. UTV değil mi lan bu? Ya da o bir tane şey vardı ya, nerede o? Markalarda var mı o marka? Bu işte. Balyar Omorku diye geçiyor.
Bir tur gübremizi attık. Çiçek. Tertemiz yürütürüz abi işi. Aşağıdan her türlü döner de. Çok merak ediyorum bu aletin haznesi ne kadar? Beş sekiz yüz. Yani dört tane alabilirim. Sandık. Bir. Üç, dört, küsürdeyim. Şimdi yani 1300 küsür olduğu için bunun hazesi çok gitmedi bu sefer. İyi. O kardeşimiz orayı halletsin. Biz gidelim şuna şey dolduralım. Şimdi ben bir tur daha yola bekleyeceğim zaten. Burada ekeriz. Sonra da arpa ek. Ondan sonra da makine alacağız. Gidiyoruz.
Sonuçta ikinci tur gübrelemeyi yapacağız. Gideyim şunun kasasını doldurayım. Tamam, şimdi işte yaban otuydu, zartıydı, zurtuydu, sonra hasat masatla döneceğiz dolanacağız, aynı şeyi yapacağız, tamam. Yapacağız ama bugün yapmayacağız. Yani ben ölüyorum, 5,5 saattir yayındayım. Sevgili TikTok'cum, sevgili Twitch'teki değerli izleyen arkadaşlarım, yani yanlış anlamayın beni, kapatacağım yayını artık. Yani 5,5 saattir elim kolum her yerim ağrıyor. Yayının tekrarı biliyorsunuz TikTok kendi arşivliyor ama yayınlamıyor. Twitch'te de 15 gün falan kalır. Yayının hepsini izlemek isteyen arkadaşlarıma şöyle söyleyeyim. Birkaç gün içerisinde bir ya da iki bölüm olarak ya da üç bölüm olarak bunu parçalar. O şekilde kendi YouTube kanalıma yüklerim. YouTube kanalımızın ismi de TikTok kanalımızla aynı. Furkan Ülkü TV. YouTube kanalında bu canlı yayının videosunu, bölümlerini bulabilirsiniz. Bir, iki ya da üç bölüm en fazla olur. O şekilde parçalar koyarım. Tek parça çok uzun oluyor çünkü. Yeni bir yayında tekrar arkadaşlar sizlerle görüşmek üzere. Cümleten arkadaşlar, cümleten hepiniz. Öncelikle bir dakika şunu da söyleyeyim. Heh. Yayını beğeniyoruz zaten. Birkaç kişi beğendi, gördüm burada. Onlara çok teşekkür ediyorum. TikTok'taki bizim aramıza yeni katılan takipçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Twitch'te bizi izleyen ve yorum yapan, bir chatten yazan arkadaşlar oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde demiyoruz. YouTube'da, Twitch'te ve TikTok'ta yeni bir canlı yayında tekrar sizle karşılaşıncaya kadar arkadaşlar. Şimdilik cümleten Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşmek üzere.